Bismillahirrahmanirrahim. Kelam ilmi, akaid ilminin biraz daha genişletilmişi, şerh edilmişi, akide ile ilgili hükümlerin biraz daha şerh edilişidir. Sahabe-i kiram döneminde itikatla ilgili çok çeşitli sorular gelmiyordu. Onlar Allah Celle Celaluhu'nun muhkem olan ayetlerini biliyor, onunla amel ediyor. Müteşabihler hakkında da Allahu a'lemu bi muradi bi zalik demişler. Allah bundan ne murad ettiğini kendileri bilir değil mi? İşte Selefi Salihin akidesi aslında budur. Selefi Salihin akidesi bu. Ama daha sonraları felsefenin, sosyolojinin girmesiyle İnsanların zihinleri kurcalandı. Metafizik alemler, gaybi alemler, gaybi varlıklar hakkında mantık yürütmeye çalıştılar. Her şeyi mantık yoluyla illa da tespit etmeye, mantığın kabul ettiği şeyleri kabul ediyor, kabul etmediği şeyleri reddediyor. Böylece de İslam aleminde akide bozgunu meydana getirmeye çalıştılar. Kendiyle İslam alemi içerisine giren felsefe, daha sonra tahribatlara başladı. Birçok filozof, İbn Rüşd'den, İbn Haldun'dan, efendim Farabi'den, Kindi'den ve birçok kimselerden İslam alemi içerisine İslam filozofları diye bir grup yerleşmiş oldu. O da yeni bir moda oldu. İşte bunun karşılığında İslam alimleri bu soruları cevap vererek Kur'an ve sünnetin yolundan durun lan, bu sizin sahanız değil, bu bizim sahamızdır diyerek onlar devreye girdi. Gaybe ait konularda konuşmak sizin hakkınız değildir. Kur'an'ın verdiği bilginin dışına çıkmak, Resulullah'ın verdiği bilginin dışına çıkmak yanlıştır dediler. Dur dediler. İşte bu kelam ilmi ile İslam alimleri müteakkadimin ulema ve müteahhirin ulema diye ayrıldılar. İmam Gazali'nin mücadelesiyle gerçekten kelam ilminin vermiş olduğu büyük zararlar büyük ölçüde bertaraf edildi. Büyük ölçüde bertaraf edildi. Onun için İmam Gazali'ye bir devre kapatan, bir devre açan alim olarak derler. İmam Gazali de mantık ilminin kurallarını kullanarak onları onların silahıyla mat ediyordu Allah'ın izniyle. Bunun için felsefenin büyük zararlarını, hatta Tekafutu Felasife diye Gazali'nin bir kitabı vardır. Felsefenin itikada taalluk eden yanlışlarını ifade ediyordu 20 maddeyle. Her ne kadar İbn Rüşd işte tekafutu felasife falan diye bir şeyler yazmış olsa, ona cevap niteliğinde bir şeyler yazmış olsa da İmam Gazali'nin yazmış olduğu o eseri gerçekten çok kıymetli buluyoruz. Demek ki kelam ilmi felsefenin panzehiridir. Felsefenin vermiş olduğu zehirleri bertaraf edip onların zararını yok eden felsefenin panzehiridir. Onun için de kelam ilminin önemi vardır. Şu var ki her alim kendi zamanında kelam ilmine taalluk eden konular üzerinde fazla durmuşlardır. Mesela İmam-ı Azam'ın zamanında bu gibi konular fazla gündeme gelmediği için İmam-ı Azam'ın akaid ilmi üzerinde çok fazla geniş açıklamalı kitapları yoktur. Ama İmam Maturidi Hanefi mezhebine mensup olduğu halde kelam ilmiyle ilgili çok geniş açıklamalar olmuş. Yani aslında itikatları aynıdır. İmam Gazali ile İmam Maturidi'nin de itikatları aynıdır. Bir farklılık yok. Ama o kendi zamanında gündeme geldiği için onlara cevap vermiştir. İmam Eş'ari de öyle. Mu'tezile mezhebine, daha ziyade Mu'tezile mezhebine karşı görüşler ortaya koymuş. Çünkü kendisi de daha önceden Mu'tezili olduğu için İmam Hasan el-Eş'ari Mu'tezili olduğu için hocası Ali Cübbai ile araları açılmış ve en son Mu'tezile mezhebinin görüşlerini en güzel bir şekilde çürütmeye çalışmıştır. Selef dediğimiz zaman Selefi Salihin ile bugünkü Selefiliği karıştırmayın. Çünkü bunlar birbirinden çok farklıdır.
Evet, demek ki Selefi Salihin dediğimiz zaman müteşabihat üzerinde hiçbir yorum yapmadan olduğu gibi kabul edenler, biz lafzına iman ederiz, manayı ancak Allah bilir, hakikatini ancak Allah bilir diye teslimiyet göstermiştir. Ama bugünküler güya rey ehli dedikleri İmam-ı Azam'dan veya diğer ehli sünnet müştehit ulemasından daha fazla yorum yapmışlardır. Arş üzerinde bile yorum yapmışlar. Haşa, Allah arşa oturdu da arş çatırdıları geldi de arş dört parmak kadar mesafeli kaldı da haşa, ne demek istiyorsun sen ya? Biz Allahu Ekber diyoruz. Sen arş ekber mi diyorsun? Evet, kelam ilminin konuları bunlar. Bunun için de ehli sünnet ulemasının belirtmiş olduğu görüşleri benim bilmek, onlara karşı mücadele etmek. Bazen bakıyorsunuz yeni bir takım görüşler ortaya atılmış gibi. Hayır, tarihin çöplüğüne bakın. 1000 sene önce, 800 sene önce, 900 sene önce bu görüşleri o meydana getirenler olmuştur. Ehl-i sünnet uleması bunları maddetmişler. Çöplüğe gömülen çoğu çöplükleri, tarihin çöplüklerini karıştırıp yeniden gündeme getirmek ve sanki kendisi icat etmiş gibi olmuş. Bugünkü birçok kimseler öyle yapıyor. Müsteşriklerin etkisinden kalan, onların oyunlarına gelen birçokları da bu şekilde hareket ediyorlar. Ama şunu söyleyelim, onların o görüşleri ortaya atmış olduğu zaman nasıl ki ehl-i sünnet uleması onları mat etmiş ise, bugün de o görüşleri yeniden hortlatan insanların karşısında da ehl-i sünnet uleması onları mat edecektir Allah'ın izniyle. Bunlar da olacaktır. Kelam ilmi önemlidir. İtikadı muhafaza etmede de çok önemli bir etkendir. Ancak herkesin kelam alimi olması mümkün de değil, şart da değildir. Sağlam bir kemal alimine, yani kelam alimine tabi olunduktan sonra Allah'ın izniyle itikatları zedelenmeden devam eder. Ama kesinlikle itikadınızı eleştiriye tabi tutmayın. Bunun üzerindeki eleştirilerle uğraşmayın. Çünkü yanlışlıklar olur. Bir de kelam ilmi tartışmaları da aslında çok hassas konulardır. Oğluna diyor İmam-ı Azam Hammad'a, diyor ki kelam tartışmalarına girmeyin. Baba, görüyoruz ki siz de kelam ilmi tartışmalarına giriyorsunuz. Biz giriyoruz da omuzumuzun üzerinde ya da başımızın üzerinde bir kuş varmış, imanımız öyle bir kuş, hemen uçacakmış korkusuyla da hareket ediyoruz diyor. Niye? Çünkü itikadı taalluk eden konularda yanlışlıklar helak eder. Onun Müslümanların yapması gereken ehl-i sünnet ulemasının yoluna tabi olmaktır. Evet.